Selam, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır kurtulmak için gün saydığım şeyleri şu an size göstereceğim. O kadar fazla biriken bitmiş ürünüm var ki. Bu kanalımdaki ilk bitenler videom. Bir video zuzusuz asla düşünülemez. Bu kanalda ilk bitenler videom ve bayağı sağlam ve çok ürünler var. Yani ben de size bir kutu eşliğinde biten ürünlerimi göstermek isterdim. Fakat o kadar çok ki o büyüklükte bir kutum yok. Bu yüzden ürünleri kategori kategori olarak ayırdım. Yani karışık olarak gitmeyeceğim. Kategori olarak gideceğim. O zaman hemen başlayalım. Şöyle hatta bakın baya çok ürün var. O yüzden lafı çok fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Şimdi ilk olarak saçtan başlayıp cilde geçip en sonunda makyaj malzemeleriyle de bitirmek istiyorum. Öyle planladım. Şimdi benim saç hikayemi bilmiyorsanız şuraya sizlere saç hikayemi anlattığım, saçlarımdan bahsettiğim, nasıl yandığından bahsettiğim videomu ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Benim saçlarım yandı. Şu an çok az bir bölgesinde yanık olan yıpranmış saçım var. Geri kalanını toparladım çok şükür. Bu yüzden çok fazla önem gösterdim saçlarıma. Göstermek zorundaydım. Başka şansım yoktu yani. Yapacak bir şey yok. Ve bu yüzden çok fazla ürün denemiş olabilirim. İlk olarak saçıma kullandığım maskelerden, daha doğrusu denediğim maskelerden bahsetmek istiyorum. Genelde daha çok kuaför malzemeleri satılan yerlerden alıyorum ben saçım için her şeyi, boyalar da dahil. Hem daha uygun fiyatlı oluyor, hem daha iyi sonuç elde edebildiğime inanıyorum o şekilde. Neyse. Bu Redusa isimli. Bu arada yakınlarınızda kuaför malzemesi satan bir dükkan yoksa bunları internetten de bulabilirsiniz. Ben size bilgi kutusunda linklerini ekleyeceğim. Bu Redusa'nın aslında günlük olarak kullanabileceğiniz enerji veren bir saç maskesi. Ben bunu tabii ki her gün kullanmadım çünkü saçımı her gün yıkamıyorum. Hatta mümkün olduğunca az yıkamaya çalıştım. Ama bu saç maskesi gerçekten hayatımda karşıma çıkmış en güzel saç maskesi diyebilirim. 23 yaşındayım bu yaşıma kadar. Ben bu arada 16 yaşımdan beri saçımı boyuyorum. Ve saçımı boyadığım yıllardan itibaren birçok saç maskesi denedim. Çok pahalı olanları da denedim. Ama bu o an saçıma ihtiyacı olan her şeyi verdi. Bu yüzden o çok sevdim. Ve gerçekten saçımı toparladı. Saçımı platine kadar açabildim mesela. Yıpranık saçımı. Bu maske sayesinde. Tabii sonrasında o renkte kalmayıp bakırla boyadığım için saçımın ağzına ettim. Geçiyorum başka bir maske. Bu maske bitti. Bir kokusundan falan da bahsedeyim değil mi? Öyle yapmıyorlar mı? Bayağı bakın. Hani içinde hiçbir şey bırakmamışım. Hani almışım bunlarca. Ama kokusu da çok güzel. Bunu gerçekten bir daha alacağım. Çünkü bunu çok sevdim. Hem uygun fiyatlı. Kerastase muadil muhteşem bir saç maskesi. Gratis'te de bulabileceğiniz. Gördüm çünkü yanlış değilsem. Morphos markasının saç maskesini aldım. Bu keratinli bir saç maskesi. Bunun içinde biraz kaldı diye hatırlıyorum ama. Yanılıyor muyum? Yok ben maskeleri çok seviyorum anlaşılan. Ne güzel. Bu da bak şimdi aynı kokuyorlar sanki. Yok hayır. Bu biraz bozulmuş gibi artık at beni diye yalvarıyor. Bu keratinli bir saç maskesi ama bunu onun kadar beğenmedim açıkçası. O yüzden bunu muhtemelen tekrar almam ama Redusa'yı kesinlikle alırım. Şimdi şampuanlara geçmeden bir de saç serumundan bahsetmek istiyorum. Bu bana çok fazla soruluyor. Çünkü yıpranmış saçların mutlaka seruma ihtiyacı oluyor. Bu yüzden bana ne kullanıyorsunuz diye soruyorsunuz.
Ben yine Morphos'un, yine kuaför malzemesinin 10 liraya falan satılan bir saç serumu bu. Ve bu benim ikinci şişem. Bu da gerçekten çok çok güzel bir serum. Eğer saçlarınız yandıysa bunu size gerçekten tüm samimiyetimle tavsiye edebilirim. Benim saçlarıma gerçekten iyi geldi. Eğer benim saçıma iyi geldiyse sizin saçınıza da mutlaka iyi gelecektir diyorum ben. Hızlı geçiyorum farkındaysanız çünkü çok fazla ürün var. Daha sonra saç yağından bahsedeyim. En sevdiğim saç yağı benim bu Hask bilmiyorum. Siz nasıl telaffuz etmek isterseniz. Gratislerde satılan, bu da yine 10-15 lira civarında bir saç yağı. Bunun çeşit çeşitli versiyonları var. Her birinde kapak rengi farklı oluyor. Bu da keratinli olanı, yanmış saçlarda keratin bulunmadığı için ben mümkün olduğu kadar keratinli ürünler almaya çalıştım farkındaysanız. Bu da keratinli bir saç yağı. Ama ben koku olarak bunun altın kapaklısını çok daha fazla seviyorum. Sonra gelelim şimdi saçıma bakım olarak kullandığım spreylere. Bu Cosmet markasının, Watsons'larda bulabilirsiniz, Trendyol'da bulabilirsiniz, yani çok eczanelerde bulabilirsiniz, her yerde bulabileceğiniz muhteşem, gerçekten muhteşem saç spreyi. Bununla beni en yakın arkadaşım tanıştırdı. Buradan Elçin'i kocaman öpüyorum. Keratin içerikli sprey. Zaten direkt üzerinde keratin sprey yazıyor. Ve gerçekten eğer bir kez olsun kuaförde saçlarınıza keratin bakımı yaptırdıysanız ne dediğimi anlayacaksınız. Saçınıza sıktığınızda, banyoda sıkıyorum mesela ve boğazıma keratin birikiyor. Yani böyle oluyorum. Gerçekten keratinli ve bu yüzden saçınızı çok fazla toparlamasına yardımcı oluyor ve muhteşem kokuyor ya. Bu benim ikinci. İki tane daha aldım. Üçüncüyü bitirdim. Şu an dördüncüye başladım. Yani dört şişe bitirmiş olacağım bunlardan. Hani suyu olsa içerim. O derece memnunum bunlardan. Çok seviyorum ve ne kadar bunların fiyatı? 20 lira mı? 30 lira mı? Öyle bir şey. Eğer saçlarınız yıprandıysa ya da saçım güzel koksun ama saçımı aynı zamanda beslesin diyorsanız mutlaka bunu kullanın. Hem çok güzel kokuyor, hem saçlarınızı ışınlara karşı koruyor, hem keratin yüklüyor, hem de yumuşatıyor. Yani daha ne yapsın? Bir sprey ne yapabiliyorsa hepsini yapıyor. Fön suyu almak yerine, bu mavi suları almak yerine böyle bir şeyi mutlaka alın derim ben. Keşke bir içecek bir şey alsaydım ya. Dilim damağım kurudu. Neyse, devam edelim. O zaman artık yavaş yavaş şampuanlara geçelim. İlk olarak yine maskeyle birlikte almış olduğum Redusa'nın bu şampuanı. Bu da günlük kullanım için enerji veren bir şampuandı. Ben bunu maskeyle birlikte kullandığım için de etki görmüş olabilirim ama bunu da çok beğendim. Yine hani almak isteyebileceğim bir şampuan. Çünkü en önemli özelliği içinde tuz barındırmaması. Ve saçlarımın yandığı dönemlerde buna gerçekten çok özen gösterdim. Mutlaka saçıma zarar vermeyecek, onu daha fazla yormayacak ürünler kullanmaya çalıştım. Bu onlardan bir tanesiydi. Yani mutlaka bundan da alacağım. Şu an başka şeyler denemek istiyorum çünkü. Yine Morphos'un iki şampuanı var. Bunlar da biri argan boyalı ve röfleli saçlar için. Biri de süt proteinli ve 12 amino asit içeren şampuanları. Bunları gratisten alabilirsiniz. Hem uygun fiyatlı hem güzel şampuanlar. Bunların da içeriği bildiğim kadarıyla çok böyle kötü değil. Ben bunların içerisinde bu arada ampuller kırdım. O yüzden şu an hiç güzel kokmuyorlar. Ama normalde bu mesela muhteşem kokuyor. Ne ampulü kırdım? Evigen. Evet. Evigen. Of bilmiyorum ya. Şu YouTube'da var böyle videolar. Oradan bir şeyler görüp ben de eczaneden alıp kırıp atmıştım. Sonra saçın uzatmak isteyen herkesin tanıdığı
Restorex'in bu şampuanı. Bu da bitti. Bunu ben ama hep alıyorum. Ama hep kullanmıyorum yani. Dönem dönem kullanıyorum. Mesela şu an bu bitti ya. En az 2 ay almıyorum. 2 ay sonra tekrar alıyorum. Öyle düşünün. Ama bunu mutlaka alıyorum. Çünkü gerçekten sevdiğim, hem güzel kokan, hem de saç bir şey akıyor ama saçı uzattığına inandığım bir ürün. Ve sonra saçlarımda en fazla kullandığım ve ilk sahip olduğum mor şampuan L'Oreal'ın bu silver şampuanı, mor şampuanı. Gerçekten güzel bir mor şampuan. Hem diğer mor şampuanlara nazaran daha uygun fiyatlı, hem de gerçekten sağlam bir ürün. Ben şu an Fanola'nın No Yellow isimli mor şampuanı kullanıyorum. O biraz daha pahalı bir ürün ama gerçekten çok 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 etkili. Onu aldığımdan beri bunu açıkçası beğenmiyorum. Çünkü bu daha hafif kalıyor ona göre. O biraz daha güçlü bir mor şampuan. Boya niteliğinde yani. Evet, sona geliyoruz saç ürünlerinin. Bir de her şeyini beğeniyorum aslında ama bu en çok bu markanın kuru şampuanlarını seviyorum. Çok fazla kuru şampuan kullanmıyorum. Saçlarım çok yağlı değiller. Şu an çok kurular. Ama böyle ihtiyaç duyduğumda elim hep bu markanın kuru şampuanlarına gidiyor. Son olarak da bunu denemiştim geçenlerde. Cream de Coconut isimli markanın mı bilmiyorum. Bu böyle deneme boy ürünleri almaya bayılırım. Öyle bir alayım dedim, deneyeyim dedim. Çünkü güzel kokuyordu. Ve üzerinde keratin yazıyordu. Ama bunu da beğendim. Güzel bir saç kremi. Besleyici olduğuna inandırdı beni gerçekten. Arkasında da öyle yazıyor. Hindistan cevizi ve keratin özlü besleyici saç kremi diyor. Bunu beğendim. Bunun büyük boyunu alabilirim. Ve saç ürünleri burada bitti. Şimdi geçelim cilt bakım ürünlerine. Ben cilt bakım ürünlerinde aslında daha çok faydasını gördüğüm, cildime iyi gelen, herhangi bir tepkiye yol açmayan ürünleri devamlı kullanmayı seviyorum. Yani cilt bakımımda aslında yeni ürünler denemeyi pek sevmiyorum. Ama şu an yaptığım iş gereği ve size sürekli aynı şeylerden bahsetmemek adına ürün denemeye kendimi adadım, kurban ettim. Ve kurban etmediğim zamanlar kullandığım ürünler. Şu an ikişer ikişer göreceksiniz o yüzden her ürünü. Bu o yüzden bir açıklamaydı. Neutrogena'nın bu Hydro Boost serisinin jel temizleyicilerini gerçekten sevdim. Biraz evet geriyor, kuruyor, kurutuyor yüzünüzü. Her jel böyle. Ama gerçekten cildimin temizlendiğini hissettiriyor bana. Bu bana çok nadir bu hissi bana nadir ürünler verir. Çünkü deli gibi yüzümü temizliyorum akşamları. Ama bu ürün bunu bana hissettirdi gerçekten. O yüzden bunu hep aldım. Şu an başka bir ürün deniyorum. Köpük deniyorum mesela. Ama kalbim bunlardan. Eğer siz de böyle benim gibi biraz cilt temizliği manyağısanız, ev temizliğinden de öyleyim. İlla hunharca olacak bende her şey. Bunları severseniz. Sonrasında peeling olarak Himalaya markasını seviyorum. İki tane bu cevizli peelingini bitirdim. Bu da bitti. Sadece bunu böyle bunun kadar hunharca kullanmamışım. Güzeldi. O yüzden ikincisini almışım. Yani güzel olmasa ikincisini almam zaten. Ama şu an aynı markanın kayısılı olanını kullanıyorum. Onu daha çok sevdim nedense. Bilmiyorum. Sevdim. Ama güzel bir peeling. Bunun tanecikleri biraz daha büyük. Kayısının biraz daha küçük. Belki o yüzden de seviyor olabilirim. Evet. Bence o yüzden seviyorum. Kendimi ikna etme yöntemlerim. Ve gelelim temizleme solüsyonlarına. Bu Clean and Clear markasını nereden buluyorum, nereden alıyorum bilmiyorum ama Migros'tan mı alıyorum, Watson's'tan mı alıyorum bilmiyorum ama son zamanlarda bulamıyorum. Bunlardan iki tane bitirdim. Bu hassas cilt için olanı. Bu ise yağsız, akne emeğili ciltler için olan. Böyle mentollü bir tonik gibi düşünebilirsiniz. Böyle çay ağacını kullanmışsınız, o hissi bilirsiniz. Öyle gibi. Ve mesela şu an buram kızardı diyelim. Sivilce çıkacağını hissediyorum. Hemen bunu bir pamuğa döküp
sivilcemin üzerine sürüyorum. Akşamları sabah uyandığımda sivilcem ne ağrıyor ne de çıkıyor. O yüzden bu gerçekten benim hani sırrım diyebilirim. Şu an bundan bir tane daha var banyomda ama onun için de az kaldı ve son zamanlarda hiçbir yerde bulamıyorum. Bu beni çok üzüyor. Ne Migros'ta, ne Watson's'ta, ne Gratis'te her yere baktım. Rossmann'a bile baktım. Ama yok. Eğer siz bu ürünleri kullanıyorsanız ve nerede satıldığını biliyorsanız ne olur bana söyleyin ya. Alacağım ya. Bu arada Cansız ve Cansız'ın ürettiği bir marka bu. Güzel. Bunları da seviyorum. Evet. Gelelim şimdi göz makyajımı temizlediğim ürünlere. İlk olarak bunu almıştım. Bu Garnier'in çift fazlı miseler suyu. Gerçekten eğer siz de benim gibi böyle suya dayanıklı ürünler kullanmayı seviyorsanız bu ürün bunu denemişsinizdir. Gerçekten beğendiğim ve güzel bulduğum bir ürün. Ben de mesela hiçbir sorun yaratmadı, hiçbir yanma hissi yaratmadı ama aynı ürünü arkadaşım kullandığında mesela onun gözleri çok yandı. O yüzden her üründe olduğu gibi bu üründe de böyle. Bana iyi gelen bir şey size iyi gelmek zorunda değil. Ben memnunum. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten güzel bulduğum için gidip bir de bunun büyük boyunu aldım ve onu da bitirdim. Azıcık bir şey kaldı, onu da artık kullanmayacağım çünkü çok uzun zaman oldu. Yedekte başka miseler sularım olduğu için onları kullanacağım. Dediğim gibi bunu gerçekten hani gönül rahatlığıyla evde bulunması için aldığım şeyler. Şimdi gelelim o zaman bakıma. Cildime yağ kullanmayı, serum kullanmaya yeni başladım. Ve ilk olarak ProSkin markasının bu her cilt tipine uygun olan cilt bakım yağı. Bir numarası yok. Ama gerçekten güzel bir nemlendirme sağlıyor. Böyle yağlı yağlı hissetmiyorsunuz ve cilt onu çok çabuk emiyor. İndirimde mutlaka eğer böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa bir bakın derim. Ben de herhangi bir sivilceye yol açmadı. Bu arada benim cildim, daha doğrusu benim gözeneklerim çok çabuk tıkandığı için birçok ürün bende sivilce yapıyor. O yüzden eğer bende yapmadıysa sizde de yapmayacağını düşünüyorum. Bende yapmadı. Ve ben çok fazla hani uygulamıyorum. Çok az alıp elimle yedirip kalanı elime sürüyorum açıkçası. Sonra iki tane çok sevdiğim nemlendiriciden bahsetmek istiyorum. İlki L'Oreal'ın bu nem terapisi. Bu benim 3. 4. kaçıncı bilmiyorum artık. Hani en son attım, hiç biriktirmedim de. Bunlar gerçekten böyle jel yapıda, böyle bildiğimiz o nemlendirici gibi değil de daha böyle ince yapılı, makyaj altına çok güzel olan, bu makyaj altı için çok ideal bir nemlendirici olan ve hatta ben primer olarak da kullanıyorum açıkçası. Çünkü böyle tutucu bir özelliği var. Eğer denediyseniz bilirsiniz. Gerçekten makyajı çok iyi tutuyor ve ağırlık hissi yaratmıyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Primer olarak da çok kullanıyorum. Her makyaj öncesi mutlaka bunu kullanıyorum. Yaz aylarında gerçekten çok iyi yaz aylarında gerçekten çok ferahlatıyor. O yüzden bu benim hani hem sivilce yapmadığı için hiçbir zaman yapmadı. Hem de hissiyatını çok sevdiğim için, etkisini çok sevdiğim için her zaman aldığım, her zaman indirimde stokladığım ürünlerden biri. Daha sonra Aven markası benim canım ciğerim, yani Cosmet 1, Aven 2 diyebilirim. Bu da eczaneden alabileceğiniz bir krem. Bu karma ve sivilceye meyilli ciltler için üretilmiş bir nemlendirici. Buna bayıldım. Bu L'Oreal gibi böyle hani jel ve primer olarak kullanabileceğiniz bir nemlendirici değil. Gerçekten bir nemlendirici. Ama böyle ağır bir nemlendirici ve kalın bir nemlendirici değil. Öyle body butter gibi değil yani. Ama ince olmasına rağmen gerçekten sağlam nemlendiren. Ama hiçbir şekilde cildinizde kusma yapmayan, sivilce yapmayan muhteşem bir nemlendirici. Yoruldum. 20 dakika oldu şimdiden. Ve Neutrogena'nın bu Hydro Boost serisini sevdiğim için, temizleyicilerini sevdiğim için bir de kremini denemek istedim. Fakat bu kremini çok fazla beğenmedim. Bitirdim ama çok fazla bayılmadım. Yani benim için bunlar çok daha iyi. Ve sonra göz
kremleri. Göz kremleri de benim son 2 yıldır hayatıma girdi diyebilirim. Öncesinde kullanmıyordum. Şimdi ama asla hani hiç atlamadığım bir adımım. İlk olarak bunu denemiştim. Isana markasının, Rossmann'da satılıyor bu arada. Hydro Booster isimli böyle bayağı nemlendirmeyi vaat eden ama hiç nemlendirmeyen bir göz kremi. Bunu hiç beğenmedim. O yüzden bunu asla tekrar almam. Çünkü hani benim cildim yaşlı bir cilt değil. Bende nemlendirme hissi yaratmıyorsa, ki benim cildim kuru değil bu arada. Karma bir cildim var. Göz altlarım kuru gerçi, evet. Ama böyle kupkuru da değil. Hani bunu bir daha almam. Daha sonra Nivea'nın bu göz kremini denedim. Bunu sevdim. Ama şu an L'Oreal'in göz kremini kullanıyorum. O mesela hepsinden daha iyi. O yüzden muhtemelen o bitince de onu kullanmaya devam edeceğim. Bakıyorum ve bitti galiba. Ama şu an kozmetiğe geçmeden önce size bir de benim yıllardır kullandığım, benimle özleşmiş bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu ürünlerin önemini umarım herkes anlar ve herkes kullanır. Bir saniye. Telefon çalıyor. Efendim? Ne oldu? Ve ne diyordum? Telefon çaldı şu an. Her şeyi unuttum. Ha, bu ürünlerin kullanımının önemini umarım her vatandaş anlar ve kullanır. Çünkü metrobüslerde burnumuzun direği kırıldı gerçekten. Ne o? Anlamışsınızdır. Deodorant. Bunu göstermeyeyim. Bunu kapağa ne olmuş bilmiyorum. Bir tanesini göstereyim. Bu Hydrofugal isimli. Almaya'dan beri kullandım. Yani ergenliğimden beri kullandığım bir deodorant. Bu Starka Schutz yazıyor üzerinde. Gerçekten yüksek korumalı bir ürün. Ve kokusuz bir ürün bu arada. Ve dermatolojik olarak test edilmiş. Hiçbir zararlı maddesi olmayan, antitransparan, alkolsüz, mineralli, hiçbir renk ve katkı maddesi bulunmayan, gerçekten güzel ve sağlam bir deodorant. Eğer terleme sorunu yaşıyorsanız, çabuk terleyebiliyorsanız mutlaka bunu deneyin. Çünkü bunu kullandığınızda gerçekten gün boyu gerçekten hiç terlemiyorsunuz. Ve gerçekten çok memnun kalacaksınız. Bir kere şans verin benim için. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bir ara vardı Türkiye'de, sonra çekildi. Şimdi tekrar satışa sunuldu. Şu an görüyorum Watson's'larda var. Gratis'te var mı bilmiyorum ama Watson's'ta kesinlikle gördüm. Diğer deodorantlara göre biraz daha pahalı. Biraz daha pahalı olabilir ama o parasını o kadar hak ediyor ki. Çünkü o diğerlerini daha sık kullanıyorsunuz. Bunu günde bir kere kullanmanız yeterli oluyor. O yüzden alın şunu lütfen. Diyerekten şimdi kozmetiğe geçiyorum. Beni eğer takip ediyorsanız, bu kızçıyı seviyorsanız, biliyorsunuz hangi fondöteni çok sevdiğimi. Bilmiyorsanız da ama takip ediyorsanız da çok kırılırım. Çünkü ben ısrarla, herkes kırmızı kapağını, ben mavi kapakçıyım. Rimmel London'un bu Match Perfection isimli kuru ciltler için aslında olan bir fondöten ismi aklıma gelmedi. Ama kuru cildiniz olmasa bile sevebileceğiniz bir ürün. Çünkü cildi nemli tutuyor ama böyle cildimden kayıp gidecek kadar da nemli değil. Böyle yağlı yağlı durmuyor. Eminim çok yağlı olmayan ciltlerde bile bu kusma yapmayacaktır. İnce yapılı bir fondöten. Orta kapatıcılıkta ama ben bir kat uygulayıp, bazen çok kapatıcılığı arttırmak istediğimde bir kat uygulayıp sonrasında bir kat daha uyguluyorum. Böylelikle çok yüksek kapatıcılık elde etmiş oluyorum. Uygun fiyatlı ama güzel ve cildinizde sivilce yapmayacak. Bakın benim için sivilce yapmaması en önemli şey. Çünkü benim cildim çabuk sivilce yapıyor. Videonun başından sonuna kadar da bunu söyleyeceğim. Mutlaka bu fondötenlere bakın. Her zaman aldığım ve stokladığım bir ürün. Bitmeden alırım çünkü çünkü çok seviyorum. Bu arada ama şöyle bir dipnot geçeyim. Bu mesela 100 Ivory renginde. Birçoğu
bunun en açık renk olduğunu zannetmekte ama öyle değil. Bu mesela 10 numarası. Bu da Light Porcelain isimli rengi. Ve ben son 3 şişemde 10 numarasını alıyorum. Artık 100 numarasını almıyorum. Daha açık çünkü bu şekilde oluyor. Ve cildime daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bakın. Ben öyle düşünüyorum. Öyle değilse de siz öyleymiş gibi susun, olur mu? Hani öyle değil deyip beni üzmeyin. Şimdi geçelim korektöre. Beni yine tanıyorsanız korektörün hayatımdaki önemini biliyorsunuzdur. NYX'in bu korektörlerine aşığım. Hem ince yapılı cildinizde, göz altınıza daha doğrusu, tabaka tabaka durmayacak, kusturmayacak, kurutmayacak çok güzel bir ürün. Bunları bakın, hani nasıl sevdiğim ortada. Çok seviyorum. Şu an fiyatları artmış olabilir ki arttı. Ama seviyorum, yapacak bir şey yok. O yüzden almaya devam edeceğim. Bu benim gerçekten favorim. Hani ben demek, bu demek, bu demek, bu demek ve bu demek ve bu demek. Yani bunlar. Bunlar benim işte her zaman stokladığım ürünler. Geçelim şimdi. Korektörü uyguladık. Kapatıcıya. Size 4 farklı kapatıcı göstereceğim. Öncelikle MAC'in bu Prolong Wear isimli kapatıcısından bahsetmek istiyorum. Bu güzel kapatıcılıkta, gerçekten yüksek kapatıcılık sağlayan, gün boyu gözünüzün altında kalan ama maalesef biraz çizgilere dolan bir ürün. Eğer gerçekten iyi bir kapatıcım olsun, bereketli olsun. Bu arada gerçekten çok bereketli bir ürün. Çok az sürüyorsunuz ve o gayet yetiyor. Ve hani gün boyu kalıcılığından emin olayım diyorsanız bu ürünü tavsiye ederim. Ama ben bir konsilere o kadar para vermek istemiyorum derseniz, bunun kadar, hatta buna muadil olarak gösterilen NYX'in bu Gotcha Covered isimli. Benimki burada yine 01 Ivory rengindeki bu tüpteki kapatıcısı. Bu da gerçekten çok 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 yoğun bir kapatıcı. Hatta dövme bile kapatabilirsiniz bence bununla. Bayağı yoğun bir kapatıcı bu. Buna da mutlaka bakabilirsiniz. Eğer göz altınızda bu yoğun kapatıcı severseniz. Bir ara gerçekten çok fazla takıntılıydım ama şu an mesela artık corrector uygulamayı bile bıraktım diyebilirim. Yine en sevdiğim markalardan, Rimmel London'dan bir kapatıcı göstermek istiyorum. Bu indirime girdiğinde gerçekten çok iniyor. Ve bu da yine güzel bir kapatıcı. Bu ürünlerde en hoşuma giden, mesela bunun için içerisinde vitamin C var. Ve vitamin C cilt yenilemede gerçekten çok 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 önemli bir rolü var. Ve bir kapatıcının içerisinde bunun olması bence çok güzel. Orta kapatıcılıkta çok yüksek kapatıcılığı yok. Hatta azdan ortaya diyebilirim. Ama iki kat uygularsanız bundan da güzel sonuç alacağınıza inanıyorum. Daha sonra bitmemiş gibi gözüken ama maalesef biten. Ama olsun, bitsin. Çünkü C1 benim rengim. Bu ne olduğunu söylesem keşke bir de. Revolution markasının Tartan Shape Tape'ine muadil olarak gösterilen böyle kalın bir aplikatörü olan yoğun kapatıcılık sağlayan bir kapatıcı bu. Ama renginizi bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ben C1 aldım. C1 en açık rengi ama grileşiyor ya. Altına corrector kullansanız bile grileşiyor bu arada. Denedim çünkü. Evet. Fondöten, kapatıcı vesaireyi geçtikten sonra şimdi rimellere geçmek istiyorum. Biraz rimel aşığı biriyim. Çünkü rimelleri bol 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 sürmeyi seviyorum. Şimdi ilk olarak Sephora'nın bu curl'ünden bahsetmek istiyorum. Sephora'nın bütün maskaralarını seviyorum. Ama en son olarak curl'de bir durdum. Curl'ü sevdim çünkü fırçası bana çok mantıklı geldi. Hem üst kirpiklerinizde hem alt kirpiklerinizde çok kolaylıkla kullanabileceğiniz böyle minik bir fırçası var. İlk başta biraz kullanımı zor ama sonrasında çok seveceksiniz. Bu mesela suya dayanıklı olanıydı ama o artık galiba üretilmiyor. Bunu çok seviyorum. Gerçekten şu an suya dayanıklı olmayanını kullanıyorum. Ondan da memnunum bunun kadar. Güzel bir
rimel. Ama o da bittikten sonra başka bir şeyler denemek istiyorum. Mesela hayatımda hiç L'Oreal'in maskaralarını denemedim. O yüzden bir dahakinde L'Oreal'in maskaralarını denemek istiyorum. Bu gayet dediğim gibi güzel bir maskara. Bu arada az önce rimel dedim aslında. Bunların ismi maskara. Rimel bu. Rimmel London'ın. Bu da yine suya dayanıklı. Ve MUA Makeup Academy isimli. Bu fırçaları da göstereyim size. Bu iki suya dayanıklı maskaradan bahsetmek istiyorum. Bu böyle kıl fırçalı, daha tombik. Bunu o yüzden çok sevemedim. Bu da ne fırçası bu ya? Işıktan göremiyorum. Bu kıl gibi duruyor ama silikon fırçası var. Bunun bilmiyorum bana mı denk geldi ama bunda sanki içinde ürünü yokmuş gibi. Hani dandik keçeli kalem alırsınız ya böyle siyah. Ama siyah renk vermez. O şekilde bu. Bu yüzden bunu bir daha asla almam. Bu okey ama hani öyle bayılmadım. Denemiş oldum. O yüzden bunu da asla almam. Güzel. Ama böyle çok kalıcılık sağlıyor mu bilmiyorum. Çok beğenmedim. Maybelline maskaralarını zaten tanımayan yoktur. 7'den 70'e makyaj yapan herkesin mutlaka bir tane Maybelline maskarası vardır. Bu kıl fırçalı bir maskara ve bunu da çok sevdim. Hatta uzun yıllar bunu kullanmıştım. Sonrasında fark ettim ki benim gözlerim suya dayanıklı rimel istiyor. O yüzden artık suya dayanıklı ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Beni eyeliner kullanmaya başlatan ürünler bahsetmek istiyorum. Essence'in bu dip eyeliner'ı. Bunun böyle fırçasını göstereyim, ne haldedir bilmiyorum. Bu ürünler o kadar uzun zamandır bekliyor ki. Bunun böyle fırçası keçe gibi. Hani fırça değil de keçe gibi. O yüzden eğer yeni başlayacaksanız eyeliner çekmeye bunu deneyebilirsiniz. O yüzden gerçekten kolay bir sürüm sağlıyor. Böyle çok opak bir siyah değil ama yine de güzel. Başlangıç için kullanabileceğiniz bir ürün. Ve bakıyorum şu anda ama galiba bütün ürünleri bitirdim. Ve video o kadar uzun oldu ki umarım sıkılmadan beni buraya kadar izlemişsinizdir. Söyleyecek çok da başka bir şeyim yok. Dilim damağım kurudu. Hemen gidip bir şeyler içmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Başka videolarda görüşmeyi umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.